Ulan ahlaksızlık olur mu ya? Bir de hakaretler. Ya bu siz, bunlar kim ya acaba? Çok merak ediyorum. Hep karşıma gelsinler ya. Çok merak ediyorum. Siz mafya mısınız? Şey, kimsiniz lan siz? Yani, ooo Cihat'ın burası şey yeri değil ya Cihat. Biz bir programı. Ben bir şey söylemedim. Bu kadar ahlaksız şerefsizlerin önünde ancak bu kadar olur. Öğretmenin haberi yok. Evet. Sen de biraz utanma olsa. Hakikaten gelmez. Yani. Bakın ahlaksız herifler. Ben bırakın şarapı içmeyi, içki içmeyi bilmem ne. Ben dini vecibelerini eksiksiz... Neyse bunlar orada konuşmuyor, burada konuşmuyor. Çok şey yok da. Ya benim, bizim nasıl şey yaptığımızı biliyor insanlar. Sen benim aileme, şeyime dostu, aileme, çoluğuma, çocuğuma, bırak küfürleri, bu nasıl bir taraftarlık ya? Siz zaten taraftar falan değilsiniz de. Bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Bir de hakaretler. Ya bu siz, bunlar kim ya acaba? Çok merak ediyorum. Hep karşıma gelsinler ya. Çok merak ediyorum. Siz mafya mısınız? Şey, kimsiniz lan siz? Hocanın bugünkü beyanatını okudum mesela. Eğer doğru ise... Doğru ise ona bir ufak bir kırgınlığım olacak. Göztepe takımından bir tane aldığı oyuncuyla biz takım kurduk diyor. Eğer doğru ise. Sezon başı. Doğru ise. Doğru değilse oyunu şeyi kapatırım. Eğer doğru ise yanlış bilgi almış. Eğer ben 5 lira harcadıysam karşı takımın da 4 lira harcadığını iyi biliyorum ben. Şimdi yalnız bu, ben de bu toplantıdan sıkıldım. Şimdi yani bu toplantının bu şekilde olması beni sıkıyor. Yani. Bu toplantı Cihat Arslan'ın sorgu yeri değil. Bu toplantı başka şeyler değil. Ben, ama ben bana soru sordular, ben onun cevabını veriyorum. Cihat sen şimdi demek ki alındığın bir şey var ki şey yapıyorsun yani bunu. Veriyorum. Beyanatınla il. Lütfen. Yani, ooo Cihat'ın burası şey yeri değil ya Cihat. Biz bir programı. Bir şey söylemedim. Göztepe takımı siz olsaydınız Göztepe'de başınıza böyle bir şey gelseydi ne yapardınız? Göztepe takımından benim takım bir dakika abi. Şöyle ortaya geçeyim. Buyurun abi geçin istediğiniz yere geçin. Çok önemli değil yani. Bu ne ya? Bu nasıl bir taraftarlık? Bu nasıl bir ahlak? Bu nasıl bir terbiyesizlik? Bu nasıl bir şerefsizlik? Bu ne ya? Ben hayatımda böyle seyircilerin önünde bak hakikaten diyorum bu varını yoğunu ortaya koyan şu oyuncu topluluğunun hepsini alnından öpmek lazım. Hepsini alnından öpmek lazım. Başarılı başarısız az ya bir şey top oynatmıyorlar. La kardeşim günah la. La günah sizin hiç Adana ya yok tabi Adana Spor'a falan sevgiler saygılar bir şeyleri yok da. Ya bırakın da millet top oynasın ya. Ulan ne büyük futbolcularmış hepinize helal olsun be. Bu kadar küfüre, kafire bilmem neye bir tane maç kaybetmediler içeride ya. Ayıptır ya. İnsanın ailesine şeyine bu kadar hakareti kimse kabul etmez. Kimse bu iş için canını verir ha. Herkes akıllı olsun. Öyle öyle bu işler kolay değil. Kimse ailesine falan küfür ettirmek için buralarda gören mörev yapmıyor. Biz Adana Spor koltuk moltuk meraklısı da değiliz. Biz benim şeye falan ihtiyacım da yok böyle bir şey. Ben doğma büyüme Adanalıyım, Adana sporluyum. Benim Adana sporluğum. Siz daha annenizde babanızda yoktunuz ha ben burada görev yaparken. Siz kimsiniz ya bu kadar geçmişim ha? Benim 7 göbek sülalem şeyle ha. Eniştelerim buna hep bu takımda başkanlık yapmışlar, kaptanlık yapmışlar, oyunculuk yapmışlar. Abimden tut bilmem neyime varana kadar. Siz kimsiniz ya siz? Terbiyesizler. Gelirsin hocanı mı eleştireceksin, şeyini mi eleştireceksin? Adam gibi eleştirir gidersin. Küfürler kafirler neymiş? Yazıklar olsun ya. Bu Adana Spor'la övüneceğiniz o kadar çok şey var ki. Siz hiçbir şeyden anlamıyorsunuz ya. Bu kulübün ne transfer yasağı olur, ne puanı silinir, ne bilmem şeye kriterlerine yasak gelir. Borcu kimseye olmaz. Bu kadar iyi yönetilen bir kulüpte siz de ne istiyorsunuz ya taraftar olarak? He? Başkanı eleştirsin eyvallah, hocanı eleştirsin. Küfür neymiş ya? Küfür neymiş ya burada... Başkanın çok ne yaptığını merak ediyorsanız 10 senede 3 şampiyonluğu 3 tane final oynamışlığı var ha. Çok merak ediyorsanız söyleyeyim ben size.
Ayıp ya, bu insanları kim yönlendiriyor ya böyle? Kim abi yönlendiren kim? Sizin içinizde hiçbir birader, bırak hadi insanlardan nefret ediyorsunuz. İnsan değilsiniz. O küfür edenlere söylüyorum. Hiç mi Adana Spor kırıntısı mırıntısı yok mu ya sizde içinizde? Yazıklar olsun ya. Ama kimse ailesine şeyine küfür ettirmez. O işler öyle kolay değil. Öyle varsa öyle bir delikanlı gelir yüzümüze karşı eder görürüz biz de. O mu ölür biz mi ölür bilmeyiz. Biz canımızı veririz ha bu aile maile meseleleri için. O işler öyle kolay değil. Terbiyesiz herifler. Kusura bakmayın yani.